Neyden bahsediyor Mustafa Kemal Atatürk? 500 yıldır benim halkım o nakil ile Kur'an'ı okumuyordu. Okuyandan dinliyordu. Okuyan kim? Araboğlu. Kur'an'ın gökte inmesi için Allah'ın gökte oturuyor olması lazım. Bizim için Allah her yerdedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de zaten gökten inme diye bir tabir bulamazsınız. Sema yüksek demektir, gökyüzü demek değildir. Masonlar şu cümleyi kurarak yemin ederler. Gökten inen kitaplarla dünyayı yöneteceğiz. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in ölüm sebebidir bu cümle. Türk İslam mücahidi Mustafa Kemal Atatürk masonlara parmak sallamıştır. Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, introdan da gördüğünüz gibi Kazım Yurdakul, e, gökten indiği sanılan kitaplar, e, Kur'an'a atılan iftiralar ve bir insanın hayatındaki en büyük sınavının nasıl verildiğini gözlerimizin önünde göreceğiz ve bu insanın bu sınavdan nasıl sınıfta kaldığını ve inatla kendi yazdığı kitaba karşı Kur'an'ı sattığını bugün Allah'ın izniyle göreceksiniz kardeşlerim. Konumuza muhatap olan kişi Şahıs Kazım Yurdakul. Zaten bazılarınız biliyor. Bununla ilgili, bu Şahıs'la ilgili daha önce iki tane video da yapmıştım. Yaklaşık bir sene önceydi. Birinci bir videom 12 Ocak'taydı. Kendisini ikinci videomda, o yine bir hafta sonra 19 Ocak'ta, başka bir video yaptım ve ve kendisinin söylediği şeylere öğüt alır diye kendisine öğüt vermiştik, uyarılarda bulunmuştuk. Hatta kendisinin birçok zaten canlı yayınında denk geldiğim videolarında yine bazı insanlar da keşke din olayına girmeseydin diye kendisine de uyarılarda bulunmuştu. Ama maalesef dinlemeyen bir insan neden dinlemediğini tabii 2 3 ay öncesine kadar bilmiyordum. Yani e, neden böyle Atatürk'ü savunuyor diye, neden böyle e, Kur'an'a karşı konuşuyor, yani bir insanı bu yola iten nedir diye düşünürken e, fark ettim ki e, 2-3 ay önce bir kitap çıkardı ve e, yine bir videosunda denk geldim. E, orada şöyle diyordu: Ben bu kitabı 2007'den beri e, uğraşıyorum bu kitap üzerinde çalışıyorum diye. Yani 16 seneden beri üzerinde çalıştığı asilkan diye bir kitabını çıkardı daha yenilerde biliyorsunuz duymuşsunuzdur belki sırf o kitabı satayın diye sırf 16 senelik verdiğim emekler boşa gitmesin diye Kur'an'ı satan bir insan görüntüsü çizmeye başladı zaten bu benim bir iftiram değil kendiniz bugün size verdiğim örnekleri ve kendi ağzından konuştuğu şeyleri görünce ve ayetleri de size gösterdiğimde Zaten kendiniz de bunun böyle olduğunu Allah'ın izniyle anlayacaksınız. Şimdi kardeşlerim bu arkadaşın söylemelerine geçmeden ve ayetlerimize geçmeden önce bu arkadaşla tanışmam nasıl oldu ve benim bu arkadaşla tanışmama sebep olan neydi onu size bir açıklayalım. O zaman daha iyi ayrıntılı bir bilginiz olacak diye düşünüyorum. Şimdi kardeşlerim yaklaşık iki sene öncesiydi ben Mahir Zahin diye bir Arkadaşımız var, bir kardeşimiz var. Kendisi bir Esselam Aleyke diye bir e, şarkısı vardı, bir videosu vardı. E, sesi de güzel olduğu için dikkatimi çekmişti. İzlemiştim e, videosunu YouTube'da denk geldiğim için. İzler izlemez hemen e, bende e, bir şüphe uyandı. Yani bu adam güya peygambere ithaf ederek, peygambere selam söylediğini söylüyor Hz. Muhammed'e. E, e, ama maalesef videosunda bazı şeylere not ettim kendi kendime dedim ki ya dedim bu adam Demek ki kullanılıyor zaten müzik endüstrisi biliyorsunuz bu bir tane e, topluluk var bir tane kült var kendilerine bu isimle hitap edilen bir kült var biliyorsunuz bir grup var müzik endüstrisi ve Finans endüstrisini falan hep elinde tutan bir grup e, şey e, film endüstrisini de elinde tutan bir grup Şimdi bu Mahir Zayn diye bir arkadaşın videosunu seyrettiğimde ilk başta çıkan görüntü şuydu. 3 tane ilk başta videonun bu ilk başı ilk görüntüde üç tane verilen mesaj var. Birincisi bakıyoruz müzik şirketinin ismi Awakening Music diye geçiyor. Awakening ne demek biliyorsunuz kardeşlerim? Uyanmak. Yani uyanmak aydınlanma, aydınlanmaya da yakın bir şey. Yani aydınlanmak gibi bu kültün zaten şu ismi de aydınlanmak anlamına geliyor. Aydınlanmayı yapan ne, ne Güneş biliyorsunuz. Güneş zaten arkada gördüğümüz gibi. Ve ön tarafta da küre dünya var. Bakın üç tane mesaj vermişler. Güneş zaten tanrıları bunların. E, üçgen de kullanılıyor zaten biliyorsunuz. Doların üstünde de aynı işaret var. Ve e, küre dünya bunların yalanlarından biri. Ve tabii e, videonun sonuna doğru hep güneş sembolleri vardı videonun içinde. Gün, videonun sonuna doğru yine e, sol tarafta gördüğümüz yine güneş ve güya yine küre dünya veya bunlar işte güne uzaydalar falan gibi görüntü çizmek için. Ve videonun en sonuna doğru da bir tane güya Mahir Zayn işte arkadaşına bir astronot güya o arkadaşı da ona bir işte mesaj gönderiyor. O astronot işte güya uzayda çalışıyor. Yine arka tarafta güneş sembolü var. Ben bunu biraz daha araştırmaya başladım. Bazı cami fotoğraflarına denk geldim. Hep sekiz köşeli güneşe denk geldim. Mahir Zain'in diğer videolarına da baktığımda yine sekiz köşeli güneş sembollerini görmeye başladım ve açık açık görmeye başladım. Zaten bir şeye uyandığınızda bir sembolü bildiğiniz zaman, yani bir sembolün farkına vardığınız zaman, şuna emin olun ki, yani Türkiye'de bile birçok dizide, filmde, veyahut da Netflix'teki dizilerde, filmde veyahut da Hollywood filmlerinde bu 8 köşeli güneşi göreceksiniz kardeşlerim. Tabi ben buna 8 köşeli güneş diyorum ama bunu zaten güneşin çocukları videolarımda 3 tane videom var. Güneşin çocukları serisi olan videolarım var. Orada da belirtmiştim. Bunları her tarafta gözlemlemeye başlayınca dedim bu acaba nedir? Güneşin çocukları ikinci serimi yaptığımda tabi hala bilmiyordum. Araştırıyordum ama bunun ne olduğunu bulamadım. Hala ben sekizli güneş, sekizli güneş diye yani bunu devam ediyorduk. Maalesef ne olduğunu bulamadık, bilemedik. O zamanlar e, yine tabi bundan e, bu araştırmalarımdan 5-6 ay sonra bir tane e, kanalda bir Kaan Saraydın diye birisi var biliyorsunuz. Bu, bu adam bir ara 2020, 2021, 2022'de bir yanda bir parlatıldı. Bayağı bir konuşmaya başladı. İşte küreselciler şöyle, küreselciler böyle sisteme atıf eden, tutan, atıp tutan. Yani zaten e, biliyorsunuz bir insan herhangi bir şeyi eleştirdiğinde bunun iki şeyi vardır, şıkkı vardır. Üçüncü bir şıkkı yoktur. Ya o sisteme çalışıyordur ya da sistemin karşısındadır. Bunu da anlamak için e, sistemin ne olduğunu bil, bilmeniz gerekir. Sistemin ne olduğunu bildiğinizde bu insanların ne olduğunu anlıyorsunuz. Neyse bu Kaan Saray'dın o, o aralar bayağı kanal kanal parlatılıyordu, geziyordu. Ben tabii e, bu şahsı dikkatimi çekti. Sıfır Noktası diye bir kanala çıktı bu şahıs. Ve e, kanalın e, genel stüdyosuna baktığında, kendisinin oturduğu yerde sağ tarafında iki başlı e, Phoenix kuşu da diyebilirsiniz, iki başlı kartal da diyebilirsiniz. E, bir şey gördüm. O tabi masonların 33. derecesini... E, sembolize eden bir figürdü. Ondan sonra yine Kaan Saraydın konuşmasının bir arasında böyle bir tane kupa vardı. Artık çay mı içiyordu, içinde kahve mi var, su mu var bilemiyorum. Onu kaldırdığı zaman ben bu sekizli güneşi gördüm. Ki Kaan Saraydın'ın kupayı tutma şekli de çok acayipti. Çünkü sol eliyle kupanın normal kulpundan tutup kaldırıp sağ eliyle Aynı şimdi size gösteriyorum bakın gördüğünüz gibi sağ eliyle tutup Güneş'in, sekizli güneşin sembolünü insanların gözüne sokarcasına insanlara gösteriyordu Ben de dedim ah sekizli güneş Ve o sekizli güneş e, kupasının üstünde bazı yazılar vardı Bunların ne olduğunu bilmiyordum Neyse e, bu arada tabii e, Kazım Yurdakır'la tanışmam işte nasıl oldu Kazım Kazım Yurdakul'un bir gün birkaç videosunu dinledim. Bir şeyler konuşuyordu kendi çapında. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bir videosunda Türklerden falan işte bizim Tengri'den işte Gök Tanrı'dan şuradan bundan bahsederken işte Türklerin işte tek Tanrı'ya ilanca inandığını veyahut da işte bir şeylerden bahsediyordu. Ve sekizli güneş deyince dikkatimi çekti. Çünkü o zamana kadar sekizli güneşi Güneş'in çocukları bir ve ikinci bölümümde benden başka konuşan YouTube ortamında hiç kimse yoktu. Sekizli güneş sembolünü konuşan kimse yoktu. Kazım Yurdakıl bunu söyleyince tabii ki dikkatimi çekti. Kazım Yurdakıl'la e, tanışmamız bu şekilde oldu. Tabii ben e, aradan yine birkaç ay geçince e, bu sekizli güneş sembolünün ne olduğunu burada e, İngiltere'de e, takip ettiğim e, İngiliz bir kanalın yani Hristiyan olan bir İngiliz bir kanalda bu sekizli güneşin ne olduğunu e, tevafuk üzere bulmuş oldum. Onun da iştar yıldız olduğunu anladım. İştar yıldızının da zaten sembolünde işte o ki gösterdiğim Kaan Saraydan'ın kupada tuttuğu meğersem bunların tanrılarının isimleriymiş. İşte isimlerinde Ra başta zaten iştar var. Osiris, Marduk, Tof, Bast, Isis, Nergal diye tanrıları var. Isis'i zaten biliyorsunuz. Güya Müslüman terörist grup diye insanlara yutturmaya çalışan ismi tesadüf mü? Bana göre değil. Gördüğünüz gibi ISIS. Ve zaten ISIS'in tersine baktığınızda zaman şu andaki Mısır'ın Cumhurbaşkanı'nın da ismi Sisi olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar zaten Sisi küçükten beri yerleştirilip orduya sokulmuş sistem tarafından. Yani bunları Kazım Yurdakul'un da sekizli güneşi duyunca ben ama bunun sekizli yıldız olduğunu Bulduktan sonra en son ki Güneşin çocukları videomda, üçüncü videomda bunu anlattım. Bu dedim sekizli güneş diye bilinen demek ki sekiz köşeli yıldızmış dedim. Ve ondan sonra da e, Kazım Yurdakul ağız değiştirip o da sekizli güneş değil bu sefer sekizli yıldız demeye başladı. E, o anda zaten bu bana bir e, şeydi. Kazım Yurdakul benim videolarımı seyrediyordu. Demek ki o da bizden öğrendiği için ağız değiştirdi. Yoksa eskiden sekizli güneş diyordu. Neyse tabi ben burada kendimi övmek için söylemiyorum. Kazım Yurdakul e, ağız değiştirdikten sonra zaten deminki gösterdiğim iki tane resimde de e, ben Kazım Yurdakul'u eleştiren videolar yaptım. O da neydi? Adam haberi ikide bir işte Allah gökte değildir. Kur'an gökten inmemiştir. Gökten indiği sanılan kitaplar diye işte Kur'an'dan bahsedilmez. Eee? İşte o masonların gökten indiği sanılan kitaplarıdır. İşte masonların işte tanrısı, e, ulu tanrı, gökte oturan tanrıdır falan gibi abuk subuk şeyler konuşmaya başladı. Hiç e, yani adam öyle şeyler konuşuyor ki masonları insan en azından bir araştırır. Bakın ben size e, Türkiye'de masonluğun zaten web sayfası var. www.mason kom.tr diye bir web sayfası var. Oradan girip bakabilirsiniz. Masonlarda bir kere tanrı inancı yani kendilerinin belirlemiş olduğu bir tanrı yok. Masonluğa katılmak için herhangi bir güce inanmanız lazım. Yani ulu bir güce. Bu tabi bunu tanrı olarak da kabul edebilirsiniz. Bu başka mesela Buda da olabilir. Bir insana da tapıyor olabilirsiniz ama ulu bir şeye tapmanız gerekir. Yani sanki bu masonların kendine has bir dini varmış gibi Onların işte masonların tanrısı da sanki gökte oturuyormuş gibi abuk subuk konuşuyor bu Kazım Yurdakul. Tabi bu konuşmalarından sonra ben yine hani dedim yani masonlarla konuşabilir önemli değil. Ama işi Kur'an'a getirip Atatürk'ü aklamaya başlayınca o iki tane videosunu yapmıştım kendisini eleştirdiğim. Çünkü Atatürk'ü de neden aklamaya çalıştığını o zamanlar bilmiyordum. Çünkü biliyorsunuz ben size şimdi Atatürk'ün bir videosu var internette dolaşan. Onu göstereyim. O Atatürk'ün videosunu. Ondan sonra konuşalım. Devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Evet. bu prensipleri yoktan indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı yoktan ve davetten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi kardeşlerim Atatürk ne diyor? Biz diyor ilhamlarımızı CHP'nin şeylerinden alıyoruz. Biz, biz diyor ilhamlarımızı gökten indiği sanılan kitaplardan almıyoruz. Şimdi Atatürk bunu diyor. Burada Atatürk'ün söylemiş olduğu ne? Çok açık bir şekilde adam biz diyor Kur'an'dan ilham almıyoruz diyor. Gökten indiği sanılan kitaplardan ilhamımızı almıyor. Hani bunu Kur'an'dan de, demeyip de Tevrat'tan da demiş olabilir, İncil'den de demiş olabilir diye yani bir kısım belki o şekilde de anlamıyoruz. Çünkü plural yani çoğul kullanıyor gökten indiği sanılan kitaplardan. Neden? Çünkü gökten indiği sanılan kitap sadece bizim dinimizde var. İslam dininde. Yani İslam dini dediğim zaman Hristiyanlık ve Yahudilik sanki Musevilik ayrı bir din gibi düşünmeyin. Allah'ın katında din her zaman İslam'dı. Gönderilen kitaplar da her zaman İslam'a ait kitaplardı. Yani diğer insanlar kendini Hristiyan, Yahudi olarak çağırmış, adlandırmış olabilirler. Ama Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da hepsi gökten inen kitaplardır. Bununla ilgili zaten birazdan ayetleri vereceğimiz zaman olayın ne olduğunu anlayacağız. Ben de zaten Kazım Yurdakul neden Atatürk'ü bu kadar savunuyor? Yani illa Atatürk'ün Müslüman olması neden gerekiyor diye dedim ya daha önce anlamamıştım ta ki 3-4 ay öncesine kadar bir kitap çıkardı. Onu da dediğim gibi daha önce de bilmediğim için 16 seneden beri emek veriyormuş 2007'den beri. Tabi şimdi çıkıp da birisi benim gibi bir insan Atatürk'ün bu söylediğini ispatlarsa ne olmuş oluyor? Atatürk tabi Kur'an'a inanmamış bir insan oluyor. Ama bu Kazım Yurdakıl'ın iddiası ne? Tam aksine Atatürk işte Müslümandı, hatta bazı videolarında Atatürk maturidi idi. İşte Cübbeli Ahmet de maturididir. Cübbeli Ahmet alimdir. İşte hatta en son kanalındaki en son 2 veya 3. videosunda da yine Atatürk'ün hafız olduğundan bahsediyor kendisi. Yani Atatürk'ün Müslüman olması bunun için çok önemli. Şimdi bir de kendisini eleştirenlere kızıyor. Herhangi bir kanıt getirenlere kızıyor. Ne diyor? İşte birisi gelmiş bilmem işte Kazım Karabekir'in şeylerinden almış, günlüklerinden işte almış, eserlerinden almış. Birisi diyor işte delil diye getirdiği şudur budur. Kardeşim bak ben hiç kimsenin bir delilini getirmeyeceğim. Kazım kardeş bak burayı iyi dinle. Atatürk demin gördük ne diyor kendisi adam. Biz diyor bak biz diyor ben de dahil diyor adam. Biz diyor ilhamlarımızı gökten indiği sanılan kitaplardan almıyoruz. Gökten indiği sanılan kitaplar nedir? Kur'an, Tevrat vesaire. Birazdan zaten ayetlerle bunu ispatlayacağım. Ama Kazım Yurdakul ısrarla ve ısrarla, inatla ve inatla İlla da diyor ki işte Kur'an gökten inmemiştir. Allah gökte değildir. Birazdan kendisinin videolarını da vereceğim. Ondan sonra tek tek konuşacağız. Mesela işte Atatürk'ü savunuyor. Bakın Atatürk'ün öldüğü yerdeki e mezarındaki sekizli güneş sembolüne bakın. Tavanda sekiz köşeli güneş. Yine yerde sekiz köşeli e sembol. Gördüğünüz gibi ve en sonunda se sembol neyle bitiyor? Ankara ile bitiyor. Ankara. Niye Ankara'yı gösteriyorlar? Neden başka bir şey değil? O da çok basit. Yine Güneş'in Çocukları olan şeyimde göstermiştim. Güneş'in Çocukları serimde. Bizim başkentimiz nedir arkadaşlar? Ankara. Bu Anka kuşu nedir? Phoenix kuşu. Gördüğünüz gibi bu sembolde. Yanındaki de ne? Ra'nın sembolü. Anka yani Phoenix kuşu şu gördüğünüz bu resim. E Ekonomist dergisinden 1988 kapağından alınan küllerinden yeniden doğma diye bir kapağı var. Kendiniz internette de bakabilirsiniz. Ondan alınma şeydir bu. Anka'yı bunlar kullanırlar. Ve Ra da zaten tanrıların ismidir. İştar yıldızını demin göstermiştik. Size tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi bizim başkentimiz diye bize yutturulan aslında Türklükle bizle alakası olmayan şeydir. İştar yıldızındaki Ra'nın gözüyle kendi kullandıkları anka kuşu. Kendiler zaten Phoenix diyorlar. Amerika'da biliyorsunuz Phoenix diye bir state de var. Adamlar resmen e, ülkemizi yani ele geçirmiş durumdalar diye zaten birçok videolarında Kazım Yurdakül da aynı şekilde söylüyor. İşte masonlar şöyle der işte 8-10 milyondan fazla mason var işte içimize silmişler şudur budur. Ama bir bakıyorsunuz benim ifşa ettiğim mason olan sıfır noktası kanalında Kazım Yurdakul'un videoları şu ana bile kadar hala yayınlanıyor. Bakın şu gönderdiğim sağ üst köşedeki kendisinin videosu 9 gün önce bu Sıfır Noktası kanalında yayınlanmış. Yine alt tarafında 11 gün önce yayınlanmış olduğu bir video var. Yine gördüğünüz gibi sağ alttan köşedeki sağ alttan ikinci Cihayet Aycı Paşa ile bu oradaki... Sıfır noktasındaki kanı, kanalının kadını, e, çalışan kadın e, bu kadın zaten Kazım Yurdakul'un evine de gitmişti. Evinin içinde de beraber videolar yapmışlardı. Benim bu kadar uyarıma rağmen bu, bu kanalın e, sıfır noktası kanalının masonların olduğuna dair uyarılarıma rağmen kendisi hala bu madem masonlarla, masonlara bağırıp çağırıyor, madem kendisi Masonlara bağırmakla da, çağırmakla da samimi Madem kendisi Söylediği gibi gerçekten Müslüman Madem Masonlar işte içimize sinmiş Yok öyle yok böyle peki neden sen Masonların kanalında videolarını yayınlatıyorsun Bunun bir sebebi var mı Bunun bir ee, cevabı var mı yok Bunu zaten daha önceki videolarımda da gösterdim Ama maalesef videolarımı Seyrettiği halde cevap vermedi Neden Onu da Artık sizlerin takdirine bırakıyorum Videolarımı seyretmemesi mümkün değil Dediğim gibi çünkü eskiden kendisi de sekizli güneş diyordu. Ta ki ben iştar yıldızını bulana kadar kendisi de bu sefer sekizli yıldız demeye başladı. Yani hiçbir şekilde söyleyecek bahanesi yok. Maalesef kendisi de aynı devam ediyor. Yani bana samimi gelmiyor. Eğer gerçekten samimi ise bu kanalla ilişkisini kessin ilk başta bir. İkincisi gerçekten samimi ise tamam 16 sene bir emek vermiş olabilirsin. Ama madem Müslümanım diyorsun, ve yaptığın videoların background'unda yani arkanda Subhanallah, Elhamdülillah diye e, resim veriyorsun. Ondan sonra da gelmişsin burada diyorsun ki, e, Kur'an'a karşı konuşarak, abuk subuk şeylerden bahsederek, yok işte şudur, yok budur, işte Kur'an gökten inmemiştir, yok işte Allah gökte değildir gibi iddialarda bulunuyorsun. Benim sana şimdi sormak istediğim iki soru. Birincisi, Masonlarla ilişkin var mı, yok mu? Yoksa bu sıfır noktası kanalıyla ilişkin nedir? Bu adamların mason olduğunu biliyorsun. Daha önceki videolarımda da yayınladım. Hani bilmiyorsan ha şimdi biliyorsun. İlişkini kesmen gerekmez mi? Çünkü bağırıyorsun ya masonlar şöyle masonlar böyle diye. Madem öyle neden masonlarla iç içesin? İkincisi ben sana daha önce Kur'an'dan ayetler verip uyardığım halde o zaman tabii fazla ayet vermedim birkaç ayet verdim. Uyardığım halde yine de dinlemedin. Hala da çıkmışsın insanları kandırmaya çalışıyorsun. Ve ayetleri savunan benim gibi insanlara da bir fitne uydurmuşlar. O fitneyi hala savunuyorlar diye abuk subuk şeyler söyleyebiliyorsun. Neyse kardeşlerim video bayağı uzun olacak. Ama önemli değil. İnsanların bunları öğrenmesi lazım. Bu insanın e, ifşa edilmesi çok önemli. Çünkü zaten daha önce Kaan Saraydın'ı ifşa ettikten sonra Kaan Saraydın bit, bitti biliyorsunuz. Hiçbir yere çıkamaz oldu. E, şimdi de bu Kazım Yurdakul kullanılıyor. Yani çok açık kullanıldı. Ha kullanılmıyorsa madem e, akılsızsa hiç bunu akıl edememişse yani konuştuğu insanların kim olduğunu bilmiyorsa bile şu anda bizim uyarımızı kabul etsin ve bu insanlarla ilişkisini kessin. Eğer söylediklerinde samimi ise bir. İkincisi eğer yine söylediklerinde samimi ise, eğer kendisi gerçekten Müslüman ise o zaman böyle sırf Atatürk'ün e, hayatını yazdığın, 16 sene verdiğin Emek verdiğin kitabı satacağım diye Kur'an'ı satman sana Müslüman olarak yakışmaz. Bu hatta seni küfre götürür. Bu benim buradan uyarım. Şimdi gelelim söylediğimiz insanlara iddia olarak gelebilir. Çünkü şu ana kadar e, eski videolarımı da seyretmeyen insanlar varsa söylediklerimizi şimdi tek tek ispatlayalım. Bu adamın konuşmalarına bakalım. Bu adamın alim diye saydığı cübbeli Ahmet'in konuşmalarına bakalım. Bunların nasıl çelişki içinde olduklarına bakalım. Ondan sonra ben size zaten ayetleri de gösterdiğimde benim artık hiçbir şey ispatlamama gerek kalmayacak. Ayetler zaten gerekeni yapacak. Şimdi geçelim birkaç tane klip var. Onları tek tek e, izleyelim. Ondan sonra tekrar o kliplerin üzerine konuşalım. Birinin biriyle anlat, ilgili anlattığı şey belge falan değildir. Değil mi? Yani Yavuz Bülent Pakiler şimdi ben de seninle ilgili yazarsam işte şudur şudur diye. Bunu okuyan herkes için senin öyle olduğuna dair belge midir bu yani? Şimdi gördüğünüz gibi burada daha önce de belirttim. Yavuz diye bir adam varmış. ismini söyledi. Ben size zaten bu videonun linkini açıklamalar kısmında yazarım. Oradan kendiniz de tamamını seyredebilirsiniz. Ee, i̇şte Kazım Karabekir'in günlüklerinde, işte başka yerden getirdiğimizde, işte Atatürk'ün kendi el yazması mektupları bile var. Ama bu arkadaş neyse hiç kimsenin yazdığını getirdiği, Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ama ne ne hikmettir ki kendinin yazdığı kitap, Asilkan kitabı hepsi doğrularla dolu. Yani herkesinki yanlış, Kendisi doğru. Zaten ben demin ne dedim? Geçtim tamam ben hiçbir sana kitap getirmiyorum, hiçbir birinin yazdığı bir şey getirmiyorum. Atatürk zaten kendi ağzıyla ben dedi, biz dedi gökten indiği sanılan kitaplardan ilham almıyoruz. Bizim Kur'an'la işimiz olmaz diyor adam açık açık. Sen bunu niye kabul etmiyorsun? Hala Atatürk'ü savunuyorsun. Dediğim gibi emek vermiş, mecbur savunmak zorunda. Ya Kur'an'ı atacak ya asil kanı. Asil kanı atamadığı için de bu olmuş. Devam edelim. Ya bu kadar basit bir şeyi düşünemezken e, toplum karşısında böyle bir şeyin sorumsuzluğunu bu ülkenin cumhuriyetinin banisi, senin benim yaşamamın sebeplerinden biri olan, senin benim rahatça gidip ibadet etmemizin sebeplerinden biri olan adama böyle çamur atamazsın. Gördüğünüz gibi Müslüman bir arkadaş söylediği laflara bakar mısınız kardeşlerim? Zaten kendisi de diyor Atatürk güya söylemiş beni putlaştıracaklar diye. Zaten putlaştırdınız Atatürk'ü. Buna kendisi de dahil ama farkında değil. Ne diyor? Senin benim yaşamamın sebebi diyor. Bakın, senin benim yaşamamın sebebi, özgürce yaşamamızın sebebi. Yani tövbe haşa Allah yok. Allah hiçbir şeye izin vermemiş. Bizim yaşamamıza, ölmemize veyahut da günlük işleri sanki düzenleyen Allah değilmiş gibi Atatürk bizim yaşamamızın sebebiymiş. Yani bir Müslümana bunu söylemek yakışır mı? Demek ki kendisi yakıştırmış. Devam edelim. Sonra gelelim şeye. İkinci bir konu. Herkes onu böyle artık diline pelezek oluyor 15 senedir. Gökten indi insanla. Bakın çok acayip. 15 sene önce bu konu ortaya çıkmadan önce hangi Müslüman'a sorsak bugün Cübbeli Ahmet hocanın söylediği şeyi söylerdi. Haşa ya Kur'an gökten mi iner derdi. Gördüğümüz gibi işte bu gökten indi insanlan kitabı 15 sene önce işte kime sorsak öyle bir şey yok. Aynı Cübbeli Ahmet'in söylediği gibi haşa gökten Kur'an gökten inmemiştir. Şimdi Cübbeli Ahmet'e zaten bu çok güveniyor. Bunun için zaten böyle kesin kesin konuşuyor. Ben e, ayetleri vermeden önce gökten indi sanılan kitaplar var mı yok mu? Öyle bir ayet var mı yok mu? Onları vermeden önce Cübbeli Ahmet'e bırakayım. Cübbeli Ahmet kendisini yalan, yalanlasın. Çünkü o zannediyor ki ne Cübbeli Ahmet gökten indiril sanılan kitaplarla ilgili hiçbir videosu yok. Bakmamış çünkü. Sadece Cübbeli Ahmet'in son dönemlerde Allah gökte değildir gibi videoları var. Onlara güvenerek böyle sallıyor. Niye? Çünkü ona göre Cübbeli Ahmet alim. Ama şimdi bakalım gökten indiği sanılan kitaplara Cübbeli Ahmet ne diyecek? Cübbeli Ahmet çok açıkça gökten indiği sanılan kitapları inkar edenlere kafir diyor adam kafir. Yani sana bile kafir demiş oluyor. Farkında değilsin. Devam edelim. Bir Cübbeli Ahmet'ten dinleyelim. Benim bir şey söylememe gerek yok. Ha, bu üç tane imkan verilmiş iken yeniden kattı, kafir oldular. Oldular mı? Oldular. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler. Şeriat mülgadır. Kaldırılmıştır dediler. Allah'ın Kur'an'ı için. Fevlaike humul fasiku. Onlara yapacağım azap hiçbir şeye benzemez. Onlar normal kafirler değildirler. Kafirlerin de fasıklarıdırlar. Ne oldu? Adam açık açık söylüyor. Allah'ın gökten indiği Kur'an'ı için söyleyenler kafir oldu diyor. Onlar hatta kafirlerden de daha da kafirdir, fasıktırlar diyor. <laughs> ne oldu? Rezil oldun yani. Güvendiğin adam seni rezil etti. Devam edelim. Değil mi? Kur'an'ın gökte inmesi için Allah'ın gökte oturuyor olması lazım. Bizim için Allah her yerdedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de zaten gökten inme diye bir tabir bulamazsınız. Hiç yok, sıfır. İnme var. Gördüğünüz gibi Kur'an'ın gökten inmesi için Allah'ın gökte olması lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de de gökten indiği sanılan kitap diye hiçbir, gökten inme diye hiçbir terim yok. Sadece inme var. Bunları aklınıza tutun bakın kardeşlerim. Kur'an'ın gökten inmesi için Allah'ın gökte olması lazım. Gökten inme diye bir tamir yok. Kur'an-ı Kerim'de sıfır. Birazdan ayetleri verdiğimde göreceğiz. Devam edelim. Şimdi inmeyi tabii benim kardeşim, milletim, ne diyelim, bilgi dağarcığı çok geniş olmadığına hep, yukarıdan dolayısıyla gökyüzünden inme gibi algılıyor. Hayır, inme evet yukarıdan, yüksekten inme olur. Boyutlar arası bir inmedir Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen. Gök bile konsa bakın gök kelimesi bile gökyüzü demek değildir arkadaşlar. Yüksek demektir. Sema yüksek demektir. Gökyüzü demek değildir. Gördüğünüz gibi burada hem insanları hem milleti aşağılama. Niye? Çünkü çaresiz bir adam. Bakın bu videonun bu kesiti çok önemli. Burada o kadar çaresiz ki, o kadar yalan söylüyor ki. O kadar Kur'an'a iftira atıyor ki artık kendi kendine kelimeler uydurmaya başlıyor. Gök kelimesi yoktur, yok işte Kur'an'da sema kelimesi gök demek değildir, yüksek kelimedir, yüksek demektir. Ama diyor inme tamam olur diyor, inme vardır, inme olur ama bu diyor gökten inme değildir diyor bu kitabın inmesi. Boyutlar arası bir inmedir diyor. Sema diyor gök demek değildir diyor. Ya bu kadar insan kendisini niye aşağılayabilir, bu kadar neden alçaltabilir ki? sırf kitabım satılsın diye adam Kur'an'ı satıyor haberi yok. Neyse birazdan dediğim gibi bunları lütfen aklınızda tutun. Bunların hepsine ayetlerle cevap vereceğiz. Gökten inme var mı? Sema demek gök mü demek? Yüksek şey e, dediği şey yüksek değil aslında. Yükseğin ayrı anlamı ayrıdır. Semanın anlamı gök demektir. Bu çok açıkça e, zaten bize söylenmiştir. İndirme kelimesi de açık açık. Ünzile, enzelne, Olarak e, Arapça'da zaten çok açık ayetlerde belirtilmiştir. Ama bu arkadaş taklacı olduğu için yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Ama şimdi tersine bakalım. E, Masonlarınsa inancına göre Allah gökte, Tanrı onların tanrısı, a, gökte oturan ulu mimardır. Ve masonlar şu cümleyi kurarak yemin ederler. Gökten inen kitaplarla dünyayı yöneteceğiz. Yani Mustafa Kemal'de tesadüfen mason ayin cümlesini yakalamış söylemiş orada. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in ölüm sebebidir bu cümle. Gördüğünüz gibi yine bir insanlara algı yapmış. İşte masonlar masonların tanrısı Ulu Mimar gökte otururmuş. Masonların bir kere öyle bir tanrısı yok. Demin açıkladık. Mason'un masonların web sayfası var Türkiye'de. Girip bakabilirsiniz. Kendisi uyduruyor. Ayrıca masonların öyle bir sözü de yok. Gökten indiği sanılan kitaplarla diye bir şey de yok. Masonların zaten gökten indiği sanılan kitapları da yok. Gökten indiği sanılan değil, gökten inen zaten dört kitap var. Onu demin söyledik. Bizim bildiğimiz, Kur'an'a göre bildiğimiz dört kitap var. Ama arkadaş ısrarla bunları reddediyor. Neyse devam edelim. Kendisinin son bir klibini daha vereyim. Ondan sonra Birkaç, bir iki tane de cübbela hocasının gökle ilgili söylemiş oldukları var. Allah'ın gökte olup olmadığı ile ilgili. Onları da verdikten sonra sizlere ayetleri verdiğinde zaten benim sizlere artık bir şey anlatmama gerek kalmayacak. Siz neyin ne olduğunu çok şükür ayetleri duyduktan sonra anlayacaksınız. Anlamayanlar da artık bu arkadaşı ta takip etsin, devam etsinler. Beraber e öteki dünyada artık kimin ne olduğu belli olur, ortaya çıkar. Geçelim son bir klibine arkadaşın. Ya çok açık Bakın bizde böyle bir kavram yoktur biraz önce dedim Allah her yerdedir. dolayısıyla Kur'an gökten inmez boyutlar arası bir inmedir vahiy bizde doğru şekliyle yani boyutlar arası inme olarak e, bilinir kabul edilir ilim sahibi bir adamdan bahsediyoruz ondan sonra e, ama Müslüman inatla Kur'an-ı Kerim'in gökten indiğini ispatlamaya çalışıyor ya bu fitneyi e, doğru e, kabul ettiği bu fitne öyle devam et. diye duyduğunuz gibi yine boyutlar arası diye böyle bir saçmalık işte inme boyutlar arası falan. En sonunda da ne diyor? Müslümanlar diyor hala diyor Kur'an'ın gökten indiğini ispatlamaya çalışıyor. Bu fitneyi diyor ispatlamaya çalışıyor. Sırf söyledikleri doğru olsun diye. Bakın ayetlere fitne diyor adam ya ayetlere. Halbuki kendisinin o söylediğini yapan kendisi. Bunu ama Kur'an için değil asil kan için yapıyor. Niye? Sırf asil kan yani sırf Atatürk haklı doğru Müslüman olması için Kur'an'ı satıyor asıl fitneyi kendisi yapıyor, haberi yok. Birazdan ayetleri verdiğimizde Kur'an gökten mi inmiş, Allah gökte mi değil mi zaten göreceğiz. Devam edelim son Cübbel Ahmet'in bir iki klibine bakalım ondan sonra ayetlerimize geçeceğiz Allah'ın izniyle. Kabul makamı semadadır, göklerdedir. İlliyyin göklerdedir. Sidretül müntehak göklerdedir. Onun için ile yas'adül kelimut tayyibu vel amelü salihü yarfa'hu buyuruyor. Fatır suresinde olacak. Kelime-i tayyibe yani la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunlar hep kelime-i tayyib, tertemiz kelimeler, mübarek mukaddes kelimeler. Bunlar Allah'a yükseliyor diyor. İşte oradan rahibler Allah yukarıda diyor. Haşa. Ne alakası var? Şimdi duyduğumuz gibi abuk subuk bir şeyler konuşuyor. İşte Fatur Suresi'nde e, neymiş? O Allah'a yükselen Allah'ın makamına yükseliyormuş. Allah'a yükselmiyormuş. Yani Allah gökte değil. O sadece kabul makamı oradadır. Peki Allah nerede? Veyahut da kabul makamı niye yukarıda? Allah'ın olmadığı yerde kabul makamı neye olur? Yani duaları veyahut da güzel sözleri işte zikirleri, Allah'ı tesbih edilmesini ve salatları kabul eden kimdir? Allah değil mi? Zaten ayette de öyle demiyor mu? Allah'a yükselir diyor. Ona yükseliyor diye zamir olarak, özne olarak Allah'ın o, ona yükselir diye ilehi kelimesi kullanılmış Arapçasında. Ona yükseliyor diyor zaten ayet. Niye yalan, yanlış ayetleri saptırıyorsunuz ki? Bakın ben size ayet okuyayım. Fatur suresi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Bakın ona. Ben size Arapçasını da göstereyim. İleyhi yas'adu. İleyhi yas'adu. Evet. İleyhi yas'adu. İleyhi yani ona. Allah'a yükselir. Yas'adu yani yükselir. E ne oldu? Hani Kazım demin sallıyordu. Sema yüksek demek diyordu. Bakın burada yüksek neydir? Yükselmek ne olarak geçiyor? Yesa'du. Hani sema gök demek değildi. Arkadaşlar bu nasıl bir zihniyet anlamadım. Adamlar kelime uyduruyorlar ya. Sema diye gök diye kullanılan kelimeleri Allah yerleri ve gökü, gökleri ve yeri altı evrede yarattık. Birazdan vereceğim ayetlerde. Gökü, gök diye söylüyor, sema diye geçiyor. Adam çıkmış sema öyle değildir diyor. Niye? Sırf kitabı satılsın. Sırf Kur'an'ı yalanlasın diye adam bunu yapıyor ya. Çıkmış bir de utanmadan, sıkılmadan, hiç yüzünde kızarmadan çıkmış ben Müslümanım elhamdülillah. Allah Allah sizi bildiği gibi yapsın. Devam edelim. Son bir klip verelim. Ondan sonra ayetlere geçelim arkadaşlar. Bu arşın üzerine istivayı kalkıp da oturdu manasına hamledenler. Arş yokken Allah neredeydi acaba bunlara göre? hele bu Allah gökte diyenler Allah akıl fıkır ihsan eylesin ne akıl fukarası bunlar gökler yokken Allah neredeydi haşa ve kella ne akıl fukarası insanlar var bu kadar akıl fukarası olmak için de Mekke Medine Üniversitesi'ni mi bitirmek lazım kardeşim kâne Allah ve lemme şey bu gari bu Bunlar da hadiste kabul ederler yani. Hadisi kabul ettikleri için biraz daha rahat konuşuyoruz. Hadisi kabul etmeyenden de hiçbir şey konuşulmaz. O artık dinsiz. Hadisi kabul etmeyen mürtettir, dinsiz. Duyduğumuz gibi Allah gökte arşın üzerinde oturanlar, diyenler, Allah hele hele Allah gökte diyenler tamamen e, dinsiz, e, mürtettir. Bir de hadis söylüyor çünkü ayet vermiyor. Biz de ayet vereceğiz tabii. E işte ayete inanıyorlar diye de bunu söylüyorum. Eğer ayete inanmıyorlarsa zaten onlar dinsizdir, mürtettir. Peki hadiseye inanmayan dinsizdir, mürtettir diye bir e, ayet var mı Kuranda? Yok, değil mi? E o zaman bu durumda sen ne oluyorsun? Müşrik olmuyor musun? Neyse kardeşlerim. Bunlar inansa da inanmasa da ben zaten bunlar için videoyu yapmıyorum. Bunların zaten arkadaşı bunlara fısıldıyor. Bunların zaten yolu belli. Ama biz insanlara yardımcı olmak ve bunlardan uzak tutmak için bu videoları yapıyoruz zaten. Şimdi bakalım Rabbimizin yeri neresiymiş, gökte miymiş, değil miymiş, Kur'an gökten mi inmiş, inmek kelimesi nasıl telaffuz edilmiş. Bunları şimdi sizlere teker teker gösterelim. Ondan sonra bu arkadaşların konuştuklarının hepsinin çöp olduğunu. Zaten demin Cübbeli Ahmet de Kur'an'a ee, gökten indiği sanılan kitaplara biz uymayız diyenlere kafir dedi. Zaten Cübbel Ahmet kendisini, hem kendisini yalanladı hem Kazım Yurdakılı yalanladı da. Ee, ama onun önemi yok. Dediğim gibi bunlar zaten bu tür şeylere bakmazlar. Bunlara istediğiniz kadar söyleyin inanmazlar. En azından biz her zaman yaptığımız videolarda Allah'ın ayetleriyle e, insanlara öğüt veriyoruz ki insanlar bana değil ayetlere inandıkları için eee biz e, ayetlerle konuşuyoruz. Başka yani uydurma kelime konuşmuyoruz. Yok gökten sema gök değilmiş de bilmem neymiş de ya Arapçayı bilmiyorsun. Bilmiyorsan da bari bir araştır. Ama araştırsa da fark etmeyecek aynı şeyi söyleyecek. Çünkü işine gelen o. Neyse şimdi biz Rabbimizin ilk önce nerede olduğuna bakalım. Hani bunlar diyor ya e, Rabbimiz gökte değildir diye. Biz bakalım ayetler ne diyor Rabbimizin nerede olduğu hakkında. İlk başta Furkan suresi 59 başlayalım kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındaki bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden odur. İstava el arşi. İstava el arşi. Aha buyur. Bizim iddiamız mı bu? Hayır. Ayet ne diyor? Gökleri ve yeri yaratan, Burada gök kelimesi zaten sema olarak geçer. Ama Kazım Yurdakul'a göre bu gök yüksekmiş. Yani yükseği yaratan. Böyle abuk subuk şeyler söylüyorlar. Hatta Rabbimiz ayetlerinde yedi gök diye açıklıyor ya. Göğün katmanlarını da açıklıyor. Bu arkadaş hala sema gök değildir. Gökleri ve yeri yaratmış Rabbimiz. Ondan sonra da arşa kurulmuş değil mi? En üstte arşa ne varsa. Göklerin de daha demek ki üstü. Arşının da ne olduğunu birazdan onu da gösteririz. Devam edelim. Bir sonraki ayetimize. Rahat suresi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden. Bakın, gökleri yükselten, ondan sonra da arşa istiva eden. Demek ki arş göğün de daha üstünde. Ama tabi bunlara göre sema yok. Allah gökte değil. Kur'an boyutlar arası indi. Allah nerede o zaman? Yani Rabbim bu ayetlerinde söylüyor işte ben diyor arşa kuruldum diyor. Yerleri ve göğü yarattıktan sonra. Ama bunlar Allah'a Kur'an'ı öğretiyorlar tabii ki. Neden? Çünkü asılkan diye kitap satılacak ya. O kitap daha önemli Kur'an'dan. Devam edelim. Araf suresi 54. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden. İstava. İstava. El arşi. İstava. El arşi. Bakın yine aynı şekilde Arşa istiva edin. Ama bu arkadaşa göre ne oluyor? Bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar ayet olduğu halde ı -ı, kabul edemem. Neden edemezsin? E, Asirkan kitabını satmam lazım da o yüzden. Atatürk'ün Müslüman olması lazım. Devam edelim. Şimdi ise kardeşlerim deminden beri söylediğimiz Rabbimizin göklerin de daha üstünde yani arşının daha da üstünde, göklerin de üstünde olduğunu yani yedi kat göğün de üstünde olduğunu anlatan bir... Ee, ayetimize bakalım. Hani bu ikisi üfürüyor ya. Kur'an'dan haberleri yok. Bir de çıkmış Kazım Yurdakul ne diyor demin videosunda. İşte benim milletim işte okumuyor bilmiyor. Benim kardeşlerim işte milletim idrak yetenekleri olmadığı için bilmem ne falan. Halbuki kendisi yalan söyleme yeteneği çok güçlü olduğu için. Şeytanın arkadaşı olduğu için. Ayetleri inkar ettiği için. Kendisi anlamak istemiyor. işine gelmiyor. Çünkü kitap satacak. Ama ısrarla hala yalan söylüyor. Bakın şimdi biz Göklerin de daha üstünde Allah'ın arşının olduğunu ispatlayan bir ayeti verelim. Ondan sonra en azından buradaki bizi dinleyen insanlar öğrenmiş olsun. Ayetin asıl önemli olan, yani bizim söylediğimizi e, vurgu yapan 17. ayeti ama daha iyi anlaşılsın diye ben 15'ten itibaren okuyayım ki e, kardeşlerimiz daha iyi anlasınlar. 14-15'ten itibaren okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerinden sökülüp birbirine bir defa çarptırarak darmadağın edildiğinde, yani kıyamet saatinden bahsediyor Rabbimiz, İşte o gün olacak olur. Gök yarılır, bakın gök yarılır tamam mı? O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Gök yarılır ve o düzen bunların düzeni çökmüştür. Bakın 17'ye çok dikkat. Melekler göklerin etrafındadır. Bakın melekler gök, göklerin etrafındadır. Yani göklerin yanındadır. Göklerdedir melekler zaten. Göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz melek yüklenir. Bakın demek ki arş neredeymiş? Bakın ne diyor? O gün Rabbinin arşını bu göklerin etrafında olan meleklerin de üstünde olan sekiz melek yüklenir. E ne oldu şimdi? Hani Rabbimiz ne dedik? Üç tane ayet verdik. Arşta olduğunu belletiyor. Altı günde yarattık. Arşa kurulduk diyor Rabbimiz. E şimdi o gün e, göklerin yarıldığı zaman o göklerin de daha üstünde olan sekiz tane melek Allah'ın arşını taşıyor. Peki nerede oluyor Allah? Gökte değil de. Göklerin de hatta daha üstünde zaten bu ayete göre. E Allah şimdi zaten bakın burası çok önemli. Allah gökte olmayacak ki Kur'an da inmemiş olsun. Yoksa Allah gökte olursa Kur'an inmiş olacak. Çünkü biz yeryüzündeyiz. Hz. Muhammed yeryüzündeydi. O yüzden işte sıkıntıları bu. Şimdi de indirilme ayetlerine bakalım. Bunlara da e, buradan bir küpe olsun diyeceğim ama bunlar dinlemezler. Ama önemli değil biz insanlara buradan indirilme ayetlerini de verelim. Kadir suresi birinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Biz onu Kur'an'ı yani Kadir gecesinde indirdik. Bakın indirdik. Ünzile, enzelne. Birazdan Arapçalarını da vereceğim. Yusuf suresi 2. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Enam suresi 155. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Enzelnahu, enzelnahu, Enam suresi 156 Bismillahirrahmanirrahim Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Unzila Unzila Enam suresi 157 Bismillahirrahmanirrahim Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. Unzila Unzila Maide suresi 44 Bismillahirrahmanirrahim Tevrat'ı elbette biz indirdik. Enzelna Enzelna Bakın sadece Kur'an değil Tevrat. Dedim ya demin İncil, Zebur, Tevrat hepsi Rabbimiz tarafından indirilmiştir. Neden? Çünkü Rabbimiz arştadır. Göklerin de daha üstünde. Ama dinleyen var mı? Yok. Devam edelim. Yine İsra suresi 93. ayet Bismillahirrahmanirrahim Veya altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığını da asla inanmayacağız. Bakın burada Hz. Muhammed'e diyorlar e, iman etmeyenler. Göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmelisin. Yoksa bunu yapmazsan göğe çıktığına da asla inanmayacağız. Bak. Göğe çıkıyor, kitap indirmelerini istiyor. E peki bunlar ne oluyor? Gök demek ki sema sana göre yani Kazım'a göre yüksek bir yer. Yani ağaca çıkıyor demek ki. Ağaçtan bir kitap indirmesini mi bekliyor? Ya bırakın arkadaşlar bir kitap satacağız diye yani bu kadar değer mi ya? Dininizi imanınızı satmaya değer mi ya? Anlamıyorum ki insanları. Bakara suresi 22. Bismillahirrahmanirrahim. Gökten su indirmiş. Bakın sadece kitap inmiyor gökten. Su da iniyor. Bakara suresi 59. Bismillahirrahmanirrahim. Gökten acı bir azap indirdik. Gökten azap da geliyor. Bakara 99. Bismillahirrahmanirrahim. Apaçık ayetler indirdik. Yani indirdik kelimesi yine yine Nisa suresi 105. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabı sana indirdik. Yine indirme kelimesi. Enzelna Enzelna Şimdi Kazım Yurdakul'a çok güzel bir cevap veren bir ayetimiz var. O da suratına tokat vuran bir ayet. Gökten diye bir kelime yok. Gökten indir kitap indirme diye bir kelime yok. Sıfır, hiç yok demişti, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ben size o videosunun o kesitini bu ayeti vermeden önce vereyim. Bir daha dinleyelim. Müslüman inatla Kur'an-ı Kerim'in gökten indiğini ispatlamaya çalışıyor. Ya bu fitneyi doğru kabul ettiği bu fitne öyle devam etsin diye. Dolayısıyla. Kur'an-ı Kerim'de de zaten gökten inme diye bir tabir bulamazsınız. Hiç yok. Sıfır. Evet duyduk. Bizim savunduğumuz gökten inen Kur'an-ı Kerim'in gökten inmesi fitneymiş ve gökten inme e, Kur'an-ı Kerim gökten inmiştir gökten inen bir kitapta diye hiç yok. Sıfır. Hiçbir şey yok. E, tamam o zaman bir e, ayetimize bir bakalım. Nisa suresi 153. ayet Bismillahirrahmanirrahim Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Kazım Yurdakul dinliyor musun? Bir daha okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan da istemişlerdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de zaten gökten inme diye bir tabir bulamazsınız. Hiç yok, sıfır. Tunezzile, Tunazzila as -samai tunazzila as Ne oldu? Hani yoktu. Böyle bir terim yoktu. Yani yapacak bir şey var mı? Tabii ki yok kardeşlerim. Ne diyebilirsiniz ki? Sadece bu da değil zaten. Rabbimizin sadece bu Kur'an gökten inmiş değil. Sadece Rabbimiz göğünde daha üstünde arşta olmuş değil. Ve bazı şeylerin göğe yükseldiğini söyleyen ayetlerimiz de var. Şimdi bir de onları verelim ben size. Aslında inmeyle yükselmeyle ilgili yani indirilmeyle ilgili daha çok ayet var. Yani hepsini toplasak belki 50-60'a yakın ayet var belki daha fazla da. Ben size kısa kısa geçeyim yine. Mesela Rabbimizin Taha suresi 123'te Ademle şeytan arasındaki düşmanlıktan sonra hani şeytanın Adem'i kandırmaktan sonra kandırmasından sonra Rabbimiz orada ne diyor? Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle buyurdu. ikiniz birden inin oradan. Yani nerede? Cennette bir bahçede, yani gökte bir bahçedeylerdi şeytan ve Adem. Yine Araf suresi 13. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Allah öyle ise inin oradan. Yine inmek. Yine Bakara suresi 36. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Birbirinize düşman olarak inin oradan. Zaten bunu biliyoruz Adem'le şeytanın, iblisin. Ee, iblisin Adem'i kandırmaktan sonra in, in, ineceklerini, oradan inmelerini Rabbimiz ne yapmıştı? Söylemişti. Şimdi bir de yükselmeye bakalım. Mesela Rabbimiz ne yapmıştı? Hazreti İsa'yı öldürmüştü ve kendisine yükseltmişti. Yani vefat ettirmişti. O da Ali İmran 55'te Bismillahirrahmanirrahim Ey İsa ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim. Allah gökte değilse yani arşta değilse nereye yükseltiyor Hz. İsa'yı? Yine yalanlayacaklar. Mesela yine Enam suresi 125. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Bakın göğe çıkmak. Es-semâ'i. es Yine geçelim Enam suresi 35. Bismillahirrahmanirrahim. Göğe çıkabileceğin bir merdiven ara. Başından okayım. Onlar yüz, onların yüz çevirmeli sana ağır geldiyse yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara. es <Sessizlik> es <As> Yani daha ne istiyorsunuz ki? Niye insanlara yalan söylüyorsunuz? Sırf kitap satacağım diye. Niye insanları kandırıyorsunuz? Hatta şimdi size bir iki daha ayet vereyim konumuzu bitirelim. Çünkü konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Rabbimiz göğün daha üstünde olan arşa kurulmuştur zaten ayetlerinde kendisi söylüyor. Kur'an gökten indirilmiştir. Ayetler açık. Yükseklik ve şeylik kelimelerini birazdan Arapçalarını göstereceğim. Ayrı ayrı kelimeler bizlere yalan söyleyip insanların aklını karıştırıyorlar. Sırf kitapları satılsın diye Kur'an'ı satıyorlar. Haberleri yok. Şimdi yine Rabbimizin gökte olduğunu ispatlayan, yani göğün de daha üstünde arşta olduğunu ispatlayan yine başka bir ayet. Bu da yükselmeyle, yukarı çıkmayla ilgili ayet. Onu da okuyalım. O da Secde Suresi 5. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde onun katına çıkar. Bakın bize göre bin yıl olarak Allah'ın katında bir gün olan işlerin hepsi onun katına çıkıyormuş. Allah'a göre bir günde, bize göre bin yılda. Bir tane daha vereyim. O da Meariç Suresi 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Bakın. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Yani neymiş? 50 bin yıl olan bir günde. Allah'ın katında bir gün. İşte Kazım Yurdakır bir de şunu anlatmak istiyor. İşte Kur'an boyutlar arası inmiştir. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ne alakası var kardeşim? Allah işte ayetlerinde açıklıyor. Allah'ın yanında hem zaman var hem mekan var. Mekanı arş. Göklerin de daha üstünde. Zaman bize göre bazı işlerde 50 bin yıl olan bir günde Allah'ın katında bir gün. Diğerinde ise bir önceki verdiğimiz ayette ise orada da secde suresi 5'te de bazı işlerde Rabbimize bize göre bin yıl olan bir günde yükseliyor. Hani zamandan ve mekandan münezzehti. Hani zaman veya mekan yoktu. Demin e, zaten şeyi de duyduk. Cübbeli Ahmet de ee arş yaratılmadan önce Allah neredeydi? E, ar arş yaratılmadan önce Allah neredeydi? Ne bilelim biz kardeşim? Abuk subuk ne soru soruyorsun? Allah kendisinin yeri ve göğü yaptığını, ondan sonra da arşa yükseldiğini kendisi söylüyor. Yani böyle abuk subuk şeylerle ama insanların kafasını karıştırıyorlar. Maalesef ee Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Ayetler aslında her şeyi söyledi. Yani Kazım Yurdakul boş konuşan bir insan. Sırf kitap yazacağım diye, ki sırf 17 sene mi 16 sene ömründen geçirip bir şeye harcamış ve onun meyvelerini almak isteyen bir insan olarak ne yaptı? Kur'an'ı inkar etti. Hala da inkarına devam ediyor. Neden? Çünkü yoksa bunu satması lazım bu kitabı. 16 senelik bir verilen bir emek var. Bu tabi bir insanın sınavı için kolay değil. Çok büyük bir sınavdan geçmiş ama maalesef sınavdan kalmış. Son olarak Cübbeli Ahmet'in kendine verdiği yani gökten indiği sanılan kitapların Kur'an'ın olduğunu zaten söylediği demi ki verdiğim size klibi göstererek videomuzu tamamlayalım. Cübbeli Ahmet bunu tekrar bir yalanlasın. Çünkü Cübbeli Ahmet'e çok güveniyor. Ona alim falan diyor. Maturidi diyor. Atatürk de maturidiydi diyor. Buyurun bakalım Cübbeli Ahmet mi ee, doğru söylüyor yoksa kendisi mi? Ha, bu üç tane imkan verilmiş iken yeniden kalktı kafir oldular. Oldular mı? Oldular. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler. Şeriat mülgadır. Kaldırılmıştır dediler. Allah'ın Kur'an'ı için. Fevlaike humul fasiku, Onlara yapacağım azap Hiçbir şeye benzemez. Onlar normal kafirler değildirler. Kafirlerin de fasıklarıdırlar. Ağzına sağlık Cübbel Ahmet. Hani <laughs> ara sıra da olsa ağzından doğru şeyler çıkıyor. Ama e, Allah da gökte değildir diyerek kendisi de yanlış konuşuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ayetler açık. insanların söylediği açık. Bizim söylediğimiz açık. Biz Kur'an'la öğüt veriyoruz, ayetlerle öğüt veriyoruz. İsteyen öğüdü alır, isteyen almaz. Kazım Yurdakul'la ilgili bundan sonra video yapmayacağım. Bu son video. Kendisi ister artık bundan sonra kendisine düzel versin. Yani Atatürk'le ilgili bir kitap yazacaktın. Yaz. Dini niye ortaya kattın ki? Ama işte katmak zorundaydı. Çünkü Atatürk eğer Müslüman değilse kendinin işine gelmeyecekti. Belki de kitabı fazla satılmayacak diye düşündü. Ben bilemem. Ne düşündüyse düşünsün. Kendisiyle Rabbimiz arasında. Ama şu bir gerçek ki ayetlere göre Allah... Göğün de daha üstünde arştadır. Zaten bunu ayetleriyle söylüyor. Sema demek gök demektir. Ayrıca Kur'an gökten inmiştir. Sadece Kur'an değil Tevrat da inmiştir. Ayetleri verdik. İncil de Zebur da e, inmiştir. Yani bunların da illa Kur'an'da belirtilmesine gerek yok. Hepsi hak kitap olduğu için hepsi inmiştir. Yani bazı insanların istediği kadar kendilerine e, bir çıkar olacağı için işte Kur'an'a aykırı konuşmaları Kur'an'ın e, gerçeğini değiştirmez. Evet kardeşlerim videomuzun sonuna geldik. Söyleyecek bir şey yok. Her şey çok açık. Ayetler çok açık. Söylenenler açık. İftiralar açık. E, i̇steyen öğüt alır, isteyen almaz. Biz Kur'an'la öğüt verdik. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.